Yusarete hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Önceki testte olanlar devam edeceğiz. 1 ile 2 aynı kurala göreymiş. 2 ile 3 ile 4 de aynı kurala göreymiş. Buradan buraya geçerken kaç artmış? 2 artmış. 16 artmış. Ve devamında burada bir artış değil de çarpma yapsak daha iyi olur. Hepsi birbirine bölündüğü için çarpı 2 diyelim. Çarpı 5 diyelim. Ve çarpı 8 diyelim. Burada da çarpı 3 olmuş. Çarpı 6 olmuş. Ve en sonunda da çarpı 9 olmuş. Alt tarafa geçelim. Şurada dikkat ettiyseniz birer birer sayıları arttırılmış. Alt tarafa geçtiğimizde çarpı 4 olmuş. O zaman burası ne olacak? Çarpı 5 olacak. Birinci ile ikincinin arasındaki fark 5 katıymış. Fark demeyelim de işte bölündüğünde. Burada 4 ile çarpmışız. Bu olamaz. 5 ile çarpmışız. Tamam. Burada 6 ile çarpmışız. Burada da 3 ile çarpmışız. 2 tane şıkkı sildik. Buradan buraya geçerken 7 ile çarpılmış. Buradan buraya geçerken de kaç ile çarpılması gerekiyormuş? Bir fazlası 8. 8 ile çarptığımızda kaç olur? 200 olur. Cevabımız Ceyhan. 1 ile 2 ve 3 ile 4'ü birbirinden ayıralım. Buradan devam edelim şimdi. 3 azalmış diyebiliriz. Eksi 3 çarpı 3 diyebiliriz veya artı 4 diyebiliriz. Burada da artı 3 diyebiliriz. Alt tarafa geçelim. Eksi 4 artı 8 ve artı 5. Bakın burada bir fazlası bir daha fazlasını çıkarmışız. Burada iki katını çıkarmışız. Burada da iki daha fazlasını eklemişiz. Buraya geçelim şimdi. Eksi 7. Bakın 7'nin bir fazlası ne oluyor? Eksi 8 oluyor. Pardon. Burada bir fazlası değil de buradan buraya geçerken eksi 5 olmuş. 2 fazlası. Eksi 9. 9 azaltıyormuşuz. Hepsinde aynı olduğu için hiçbir şıkkı silemeyiz. Buradan buraya geçerken artı 12 olmuş. 4 fazlası ne olabilir? Artı 16 olabilir. Olmayabilir. Şimdi 2 kat kadar eklemişiz de diyebiliriz. 2 tane seçenek olduğu için pek emin bir şekilde konuşamayız. Şimdi 2 katı olsaydı 24 olması gerekiyordu. Buradan buraya geçerken 24 eklersek zaten hiçbir şıkka uymaz. O zaman artı 4'ü kadar eklenmiş diyebiliriz. 16 eklersek şimdi. Buraya 16 eklersek tamam 18. O zaman ikincisi 18 olmayanları rahatlıkla eleyebiliriz. Ya daha fazla ya da az eklenmiş oluyor. Devam edelim şimdi. Buradan buraya geçerken kaç eklemişiz? 7 eklemişiz. Ve 2 fazlasını da buraya eklememiz gerekiyormuş. Artı 9 yapmamız gerekiyormuş. Burada 2 fazlası olduğu için. Şimdi 9 eklediğimiz hangisi? 27 ile cevabımız Edirne. Yine aynı şekilde ayıralım. Ayırdıktan sonra rahat rahat işlemimize devam edelim. Eksi 5, eksi 4. Buradan da artı 5 olmuş. Burada ne olmuş bakalım. Şimdi artı 7 olmuş. Buradan buraya geçerken bakın bir katı. Bu da bir katı. O zaman katı olarak yazarsak daha iyi olur. Çarpı 5 diyelim. Burası ne? Çarpı 7. Buradan buraya geçerken artı 5. Buradan buraya geçerken de eksi 7. Şimdi üst tarafa dikkat ettiyseniz hep 5'lerle işlem yapmışız. Şuraya. Bu tarafa da dikkat ettiyseniz hep 7'lerle işlem yaptık. Çarpı olduğu gibi duruyor. Sadece eksi ve artı işlemleri değiştirmişiz. Burası eksi iken alt taraf artı. Burada üst taraf artı iken alt taraf ne? Eksi. Böyle devam edelim bakalım. Buradan buraya geçerken eksi 9 olmuş. Buradan buraya geçerken ne olabilir? Bakalım. Ya üst tarafa bakalım da komple. Buradan buraya geçerken 9 da çarpılmış. Eksi 9 da çarpılmış. Pardon, şuradaki eksi sildiğim için görmedim. 9 da çarpılmış. Buradan buraya geçerken çarpı 9 olmuş. Buradan buraya geçerken de 9 eklemişiz. Üst taraflarda olduğu gibi. Üst taraftan yola çıkaraktan 2 fazlasıyla işlemi yaptık diyebiliriz. Burada işlemler tam tersi olduğu için şu ikisini de işlemleri değiştirelim. Artı 9 diyelim. 9 eklediğimizde kaç olur? 13 olur.
Ama devam edelim. Bir şey başka bir şey de olmuş olabilir. Şimdi bunu 9'la çarpalım. 90, 27 evet doğru. Sonrasında da 9 eklediğimiz için 9 çıkaralım. Eksi 9 diyelim. 9 çıkardığımızda da 108 olduğunu görüyoruz. Pardon. Burada şey var. 2 fazlası demişim. Şurada her şeyi 2 fazla arttırıyormuşuz demişim ama arttırmamışım. Burada 11 olduğu için birinci ile ikincinin farkı 11 olması gerekiyor. Artı 11. Burada da artı 11. Burada eksi değil. İşaretlerimiz değişiyordu. Buradaki eksi ise buradakinin artı olması gerekiyordu. Eksi olanı eleyelim. Burada 3 eklenmiş. Burada da 9 eklenmiş. Artı 11. Artı 11. Hiçbirine dokunamayız. Bir sonrakisinin çarpı 11 olması gerekiyor. Çarpı 11. Burada da çarpı 11. Bir sonrakisinin bakın. Üst tarafa bize verilen şu ya. Üst tarafla artık hiçbir işimiz yok. Bize verilen bu. Buradaki işaret artı olduğu için bizim çıkarmamız gerekiyor. Eksi yapmamız gerekiyor. Buralarda olduğu gibi. Eksi 11 yapmamız gerekiyor. Burası eksi 11. Kaç olur? 154 olur. Cevabımız Adana. Burası ne yapmış? Eklemiş. Birinci ile sonuncu aynı. Olamaz. Cevabımız Adana. Üst tarafa baktım. Birinciye baktığımızda buradan buraya geçerken ne olmuş? 2 ile çarpılmış. Sonra 2 eklenmiş. Sonra 2 ile çarpılmış. Ve en sonda 2 eklenmiş. Alt tarafa baktığımızda aynı işlemler 5 ile yapılmış. Çarpı 5 artı 5 çarpı 5 artı 5 olarak yapılmış. Alt tarafa geçelim şimdi. Burada çarpı 3 demişiz. Eksi 3 demişiz. Çarpı 3 ve eksi 3. Aynı işlemleri alt tarafa yapmamız gerekiyor. İşlemlerin aynı olması gerekiyor. İşaretlerin daha doğrusu. Artıysa artı, çarpıysa çarpı. Burada çarpıysa çarpı diyerekten kaça çarpmamız gerekiyor? Buradan buraya geçerken 3 arttırmışız sayıları. Buradan buraya geçerken de 3 arttırmamız gerekiyor ve 6 ile işlemi yapmamız gerekiyor. Çarpı 6 demiş diye dememiz gerekiyor daha doğrusu. Başlangıç sayısını bilmiyoruz. Burada 5 ile çarpılmış. Bunu sildik. Adana 6 ile çarpılmış zaten. Burada da 6 ile çarpılmış. Burada 4 ile çarpılmış. Bursa ve Edirne'yi sildik. Sonrasında eksi 3 diyor. Eksi 6 diyoruz. Hani 3 fazlasıyla işlem yapıyoruz ya. Negatif olduğunda da aynı şekilde. Bir alt tarafa devam ettiğimizde nasıl olur? Çarpı 6 olur. Şuraya bakalım bir. Eksi 6. 6 çıkarmışız. Adana'da 6 çıkarmışız. Tamam. Burada 6 eklemişiz. O yüzden Ceyhan olamaz. Burada da 6 çıkarmışız. Burası da doğru. Ya Adana ya Deniz cevabımız. Burada 6 ile çarpmış mıyız? Evet çarpmışız. Burada da 6 ile çarpmışız. Şunları komple sileyim de daha rahat görebilirim. Devam edelim. Eksi olduğu için bir daha eksi olması gerekiyor. Eksi 6 olması gerekiyor. Eksi 6 yaptığımızda nasıl olur? Adana'da 30 olması gerekiyordu. Burada artı 6 yapmış. O yüzden olamaz. Burada gördüğünüz gibi eksi 6 yapmış cevabımız Denizli. Birinciden ikinciye geçerken ne olmuş? 3'e bölmüş diyebiliriz. Buradan buraya geçerken de 3'e bölmüş. Bakın bir bağıntı bulmaya çalışalım. Zaten bu ikisindeki bağıntı hepsi birbirine bölündüğü için 3'e bölmüş dersek en iyisi olur. Buradan buraya geçerken 3 eklemişiz. Buradan buraya geçerken ne olmuş? Yine tam tersi olarak 3 azaltmışız. Buradan buraya geçerken 5'e bölmüşüz diyebiliriz. Buradan buraya geçerken de 5'e bölmüşüz. Buradan buraya geçerken 5 eklemişiz. Buradan buraya geçerken de 5 çıkarmışız. Arkadaşlar burada sayılar aynı. Bölme işlemleri aynı. Sadece toplamayı çıkarma olarak yapmış. Burada 5'e bölmüşüz. O zaman burada da 5'e bölmemiz gerekiyor. Böyle 5. 5'e bölünmeyenleri hangisi? Bu 5'e bölünmemiş. 225 bölü 5 45 yapıyor. Doğru. 340 bölü 5 68 yapıyor. Doğru. Aynı şekilde bu da doğru. En sona geldiğimizde hepsi doğru. Bir sonrakisine geçelim. Ne yapmışız? 5 eklemişiz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? 5 çıkarmamız gerekiyor. Bir kere Adana gitmişti.
Hepsinden 5 çıkarmış mıyız? Hayır. Burada ne yapmışız? 6 çıkarmışız. O zaman Edirne olamaz. Devam edelim şimdi. Burada da ne yapmışız? 6 çıkarmışız. Denizli de olamaz. 5 çıkarmışız. 5 çıkarmışız. Tamam. Burada ne yapmışız? 7'ye bölmüşüz diyebiliriz. Bölü 7. Burada da 7'ye bölmemiz gerekiyormuş. Bölü 7. 7'ye bölmediğimiz burada ne yapmışız? 5'e bölmüşüz. Burada 7'ye bölmüşüz. Zaten 7'ye bölmemiz gerektiği için cevabımız Ceyhan oluyor. Yapalım işlemlerimize. Buradan buraya geçerken ne olmuş diyebiliriz? 3 çıkarmışız diyebiliriz. Buradan buraya geçerken de 5 çıkarmışız. Buradan buraya geçerken kaç çıkarmışız? 7 çıkarmışız. 3, 5, 7. Buradan buraya geçerken 7 eklemişiz. Sonra 5 eklemişiz. Ve en sonda 3 eklemişiz. Bu azalırken alt taraf artmış. Sağ tarafa gittikçe. Üst taraftaki sayıların yeri değişmiş. Birinci ile üçüncünün. Bu kadar. Başka da bir şey diyemeyiz zaten. Buradan buraya geçerken 5 azalmış. O zaman 5 sayımız burada olacak. Azaldığı için bakın şuradaki gibi 3 sayımız burada. Eksi olduğu için şuradaki eksi olduğu için buradaki pozitif olmuş. Aynı şekilde 5 eklememiz gerekiyormuş sonuncuya. Buraya 5 eklersek kaç olur? 28 olur. 28 olması gerekiyordu. 29 yapmışlar. 6 eklemişler. Adana olamaz dedik. Buraya 9 eklemişler. Bursa da olamaz. Komple sileyim. Buraya 4 eklemişler. Ceyhan da olamaz. Ne yapmışlar? 5 çıkarmışlar. 5 eklemeleri gerekiyordu. Burası da olamaz. Buraya ne yapmışlar? 5 eklemişler. Bizim istediğimiz gibi cevabımız Edirne. Bir nebze olsa alt tarafa uyabilmesi için bakın. Şu ikisinin birbirine, iki satırın birbirine uyabilmesi için bir şeylere bakmamız gerekiyor. Görebilmemiz gerekiyor. Buradan buraya geçerken mesela 4 eklenmiş dersek pek bir şey bulamayız. 4 çıkarılmış dersek. Ama 2 ile çarpılmış dersek burada da 3 ile çarpıldığını görürüz. Bu bizim çok işimize yarar. Buradan buraya geçerken ne yapmışız? 3 eklemişiz. Buradan buraya geçerken de 4 eklemişiz. Buradan buraya geçerken bakın alt tarafta çarpım var. Hepsi birbirine bölündüğü için çarpım olarak yazarsak daha iyi olur. 3 ile çarpılmış diyelim. Buradan buraya geçerken de 4 ile çarpılmış diyebiliriz. Buradan buraya geçerken 5 eklemişiz diyebiliriz. Buradan buraya geçerken de 6 eklemişiz. İşlem olarak üst tarafla alt taraf aynı. Bakın burada çarpmaysa çarpma, toplamaysa toplama. Peki ne olarak farklı? Sadece sayıların değerini bir arttırmışız. Buraya bakalım. Buradan buraya geçerken kaça çarpmış? 4 ile çarpmış. 4 ile çarpmamız gerekiyormuş. Burada 5 ile çarpmış. 20 olmuş. Burada 5 ile çarpmış. Burada da 5 ile çarpmış. Burada da 5 ile çarpmış. Cevabımız Adana diyebiliriz. Veya pardon bir ekliyorduk. O kısmını bir anlık unuttum. Buraya çarpı 5 dememiz gerekiyor. Bir ekleyeceğimiz için tüm say değerleri için. Bir eklersek 5 olur. Birinciden ikinciye geçerken burada 4 ile çarpılmış. Adana olamaz. 5 ile çarpılmış. Evet. 5 ile çarpılmış. 5 ile çarpılmış. Burada da 5 ile çarpılmış. Hepsi olabilir. Devam edelim bakalım. Buradan buraya geçerken 5 eklenmiş. O zaman kaç eklenmesi gerekiyor? 6 eklenmesi gerekiyor. 6 eklenmiş. 6 çıkarılmış. O yüzden Ceyhan olamaz. Buradan buraya geçerken yine aynı şekilde 6 çıkarılmış. Buradan buraya geçerken de 6 eklenmiş. Artı 6. Devam edelim. Buradan buraya geçerken 3 ile çarpılmış diyebiliriz. Pardon, 5 ile çarpılmış diyebiliriz. Buradan buraya geçerken de 6 ile çarpılması gerekiyor. Eksi 14'ü 6 ile çarptığımızda 60, 24, 84 olması gerekiyordu. Ama burada 98 yazmış. Cevabımız Edirne diyebiliriz. Burayı 6 ile çarptığımızda nasıl olur? 54 sonucunu alırız. Eksi 54. Cevabımız Edirne. Şuradan bir çizgimizi çizelim. Daha iyi anlaşabilmesi için. Çarpı 2, çarpı 3 ve çarpı 4 olmuş. Alt tarafa geçelim. Çarpı 4, çarpı 5
ve çarpı 6. Bakın değerleri nasıl artmış. Buradan buraya geçerken 2 arttırmışız diyebiliriz. Veya şu ikisini verdiği için bu ikisine göre işlem yapabiliriz. Buradan buraya geçerken 3'e çarpmış. Sonra 4'e çarpmış. En son da 5'le çarpmış. Bakın buradaki çarpmalar zaten birer birer artıyor. Orayı çok rahat görebiliyoruz. Bakın bu ikisindeki fark kaç? 7 ile çarpmışız diyebiliriz. O zaman birer birer azaltalım. Buradan buraya geçerken kaçla çarpmamız gerekiyordu? 6 ile buradan buraya geçerken de 5 ile çarpmamız gerekiyormuş. Bakın buradaki sayılar. 2 fazlası alt taraftaki üst taraftakinin 2 fazlası alt taraftaki üst taraftakinin 2 fazlası zaten birinci ikinci ayrıydı. Burada da aynı şekilde alt taraf üst tarafın 2 fazlası. Şimdi 210'u 6'ya bölelim. 35 olur. 35'i de 5'e bölelim. Tam tersi gittiğimiz için şu tarafa doğru gittiğimiz için işlemi tersine çeviriyoruz. 35 bölü 5'ten 7. Birinci sayımız 7 olacakmış. İkincisi 35 olacakmış. Cevabımız Ceyhan. Ne diyebiliriz? Artı 3 diyebiliriz. Artı 3 çarpı 3 eksi 3. Artı 5 çarpı 5 ve eksi 5. Bakın işlemler aynı. Sadece sayı değerleri ne olmuş? 2 artmış. Buraya geçelim şimdi. Pardon. Neyse çizgiye gerek yok. Buradan buraya geçerken ne yapmışız? 7 eklemişiz. İşaretler aynı dedik. Sayı değerleri 2 fazla sistemi dedik. 9 eklersek kaç olur? 14 olur. Cevabımız Denizli diyebiliriz. Ama devam etmemiz gerekiyor. Başka bir şey de olabilir. Şimdi buradan buraya geçerken nasıl olmuş? Zaten sayılarımız aynıydı. 7 ile çarpmışız ve 7 çıkarmışız. Burada da 14'ü kaça çarpmamız gerekiyor? 9'da çarpmamız gerekiyor. 126 eder. 126'dan kaç 9'u çıkarırsak cevabımız kaç olur? 117 olur. O zaman doğru diyerekten cevabımız Denizli deriz. Şimdi çarpılan sayılar hepsi birbirinin katı olduğu için çarpı şeklinde yazabiliriz. Çarpı 2. Sonra çarpı 2 diyebiliriz. Çarpı 2 çarpı 2 olarak gittik. En sonda kaç olur? Çarpı 4 olur. Alt tarafa geçelim. Buradan buraya geçerken 5 ile çarpmışız. Pardon. 5 ile çarpmışız. Buradan buraya geçerken çarpı 2 de diyebiliriz aslında. Artı 2 de artı 5 desek daha iyi olur da. Neyse. Buradan buraya geçerken de kaça çarpmışız? 10 ile çarpmışız. Şuraya bir artı diyelim. Artı dersek daha iyi olur. Artı 5. Bakın burada artı 2 çarpı 2 çarpı 4 oldu. Alt tarafa geçtiğimizde artı 5 çarpı 5 ve çarpı 10 oldu. Bakın bu ikisinin toplamı şurayı vermiş. Üst tarafa geçtiğimizde de birinci ile ikincinin toplamı üçüncüyü vermiş diyebiliriz. İşlemler zaten aynı. Buraya geçelim şimdi. Artı 4. Buradan buraya geçerken çarpı 4. Buradan buraya geçerken de çarpı 8. Bakın birinci ile ikincinin toplamı üçüncü vermiş. Ve aradaki fark kaç? 3 eklemişiz tüm değerlere. Veya buradan da bakabiliriz. 3 eklememiş olduğumuzu da görebiliriz buradan. Hepsi kesinlikle uymuyor. Burada zaten bir tane verdiği için buna göre yapabiliriz. Artı 2 demişiz. O zaman bir sonraki de 2 ile çarpmamız gerekiyor. Sonra bu ikisinin toplamı diyerekten bir sonraki de 4 ile çarpmamız gerekiyor. Pardon artı 7'ymiş. 3 fazlası şurada olduğu gibi artı 3. Burada da zaten şuradan yola çıktık artı 3 olduğunu. Artı 3'ten artı 7. Buradan buraya geçerken de 7 ile çarpmamız gerekiyor. Devamındaysa 7 7 14 olarak 14 de çarpmamız gerekiyor. Şimdi 7 ile 14'ü çarpalım. 70 oradan, 28 oradan, 98. 98 olan tek şık Denizli. Şurayı da bir daha 14'e çarparak bulabilirsiniz. 98 çarpı 14 diyerekten. Bakın birkaç tane işlemi yaparsak yeter. Artı 3. Buradan buraya geçerken eksi 3. Buradan buraya geçerken bölü 2. Buradan buraya geçerken çarpı 2. Bakın buradan neyi görebiliriz?
Tüm işlemler tersine yapılmış. Buradan eklerken buradan çıkarmış. Burada çarparken burada bölmüş. Burada eklerken burada çıkarmış. Tüm işlemler tersineymiş. Burada 2 eklenmiş veya 2'ye bölünmüş diyebiliriz. Her ikisini de diyebiliriz. Şıklara bakarak karar verebiliriz bunu. Buna şimdi 2'yi çıkarırsak nasıl olur? Buradan 2'yi çıkarırsak bu sayıyı elde etmeyiz. 3'ü elde ederiz. Buradan da 2'yi çıkarırsak bak olabilirmiş. Buradan ne yapmamız gerekiyor? 3'ü çıkarırsak hiçbir şekilde 42'yi elde edemeyiz. Burada aynı şekilde 3'e çarpılmış. Buradan olmuş 2 çıkarılmış. Bakın çıkarılanlar ve çarpılanlar var. Burada 2 ihtimal vardı. Ya çarpı 2 ya artı 2. Çarpı 2 olduğu takdirde bölü 2 olması gerekiyordu. O zaman çarpı 2 değil. Artı 2 olduğu için alt tarafı çıkarmışız. Bakın burası çarpı olsaydı alt taraf bölü olurdu. 2'ye bölünen hiçbir şık yok. O yüzden eksik dedik. 2 çıkarılmayanları eleyebiliriz. Burada 3 çıkarılmış. Burada 3'ü çarpılmış. Ve 2 şıkkı indirmiş olduk. Buradan buraya geçerken 3'e çarpılmış. O zaman 3'e bölünmesi gerekiyor. Bölü 3. 3'e böldüğümüzde zaten Edirne'den 3 çıkarılmış. Cevabımız Bursa. Üst taraf nasıl gitmiş? Artı 1 çarpı 3. Artı 1 çarpı 3 artı 1 şeklinde gitmiş. Alt taraf çarpı 3 artı 1 ve çarpı 3 şeklinde gitmiş. Çarpı 3 artı 1 çarpı 3 artı 1 diyerekten. Şuradaki şeyleri bir geriye çekmişiz. Buraya geçtiğimizde çarpı 2 de diyebiliriz. Artı 2 de diyebiliriz. Bölü 2 de diyebiliriz. Eksi 2 de diyebiliriz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bölü 2 desek sanki daha mantıklı olur. Pardon, eksi 2 desek. Çünkü şuradaki işlemle şuradaki işlemin aynı olması gerekiyor. Eksi 2, eksi 2. Bölü 5, bölü 5. Buradaki işlemle buranın şuradaki işlemle aynı olması gerektiği için ikisini de bölü 5 diyebiliriz. Bölü 5. İşlemi geriye çekersek buradan buraya geçerken 5'e bölmüş dememiz gerekiyor. Buradan buraya geçerken de 2 çıkarmış dememiz gerekiyor. 2 eklemişiz. 2 ile çarpmışız. 5 eklemişiz. 3 ile çarpmışız. Burada 5 ile çarpmışız. Sonra 2 eklemişiz. Pardon, 2 çıkarmışız. 5 ile çarpmışız. 2 çıkarmışız. 5 ile çarpmışız. O zaman cevabımız Adana diyebiliriz. Arkadaşlar artık sesli olarak söylemek daha iyi olur. Çünkü zaten neyin ne olduğunu biliyorsunuz. Buradan ne yapmışız? 3'e bölmüşüz, 3 çıkarmışız, 3'e bölmüşüz, 3 çıkarmışız, 3'e bölmüşüz. Bir iki tane yazalım. 3'e bölmüşüz, 3 çıkarmışız. Geri kalanlar aynı. Bölme ve çıkartma. Burada ne yapmışız? 4'e bölmüşüz. Bölü 4. Bir iki tanesini yazarsak yeter. Eksi 4. Devamı da büyük ihtimalle böyledir. Evet, bölü 4, eksi 4 ve bölü 4. Alt tarafa geçelim şimdi. Buradan buraya geçerken ne yapmışız? 3'e çarpmışız. Buradan buraya geçerken de 3 eklemişiz. Devamı da büyük ihtimalle aynı olacak. 3'e çarpmışız, 3 eklemişiz, 3'e çarpmışız. Evet. Burada nasıl olacak? Sayılar bir fazlası olmuş. Burada üçgen, burada 4 olmuş. Burada üçgen, burada 4 olması gerekiyor. İşlemler aynı. Çarpı 4 yapmamız gerekiyor. 4'te çarpılmayanları elememiz gerekiyor. Burası gitti, burası gitti, gitti. Bakın. Ya Denizli ya da Edirne ikisinden biri. Çarpı 4 sonrasında işlemler zaten aynı olduğu için eksi 4 olması gerekiyor. Çarpı 4 eksi 4 şeklinde gitmesi gerekiyor. Şuradaki işlemler farklı. İşlemler aynı pardon. İşlemler aynı. Sayı değerleri bir fazla. Artı 4. 4 ekleyene hangisi? Şimdi buraya geçtiğimizde 2'ye bölünmüş. Buraya geçtiğimizde 4 eklenmiş. Cevabımız Edirne. Birincinin ikinciyle uyumlu olabilmesi için çarpı 2 dememiz gerekiyor. Çarpı 2. Çarpı 2. Buradan buraya geçerken eksi 1. Eksi 1. Devamı da zaten aynı. Çarpı 2 eksi 1 şeklinde gitmiş. Çarpı 2 eksi 1 çarpı 2 çarpı 2 eksi 1 çarpı 2. Buraya bakalım. Çarpı 2 artı 2 çarpı 2
Ve artı 2 çarpı 2 şeklinde gitmiş. Üstte alt aynı olduğu için aynı şekilde burada da çarpı 2 olması gerekiyor. Çarpı 2 olmayan neler var? Ceyhan var. Başka da bir şey yok. Devamı da aynı olması gerektiği için artı 2 olması gerekiyor. Burada eksi 2 denmiş. Adana olamaz. Burada çarpı 2 denmiş. Denizli olamaz. Burada artı 1 denmiş. Edirne olamaz. Cevabımız Bursa. Çarpı 4 art pardon 4 de çarpılmış, burada 2'ye bölünmüş. Sonra 4 de çarpılmış, 2'ye bölünmüş, 4 de çarpılmış diyebiliriz. Tekrarlamış zaten. Burada 4 eklenmiş, sonra 2 çıkarılmış. 4 eklenmiş, 2 çıkarılmış, 4 eklenmiş. Çarpı artıya eksi ise pardon bölü de eksiye dönüşüyormuş ve bu işlemler aynı, sayılar aynıymış. Burada ne olmuş? 2 ile 2 ile çarpmışız. Çarpı dediğimiz şey toplamaya dönüşüyordu. 2 eklememiz gerekiyormuş. Adana olamaz. Bursa olamaz. Başka Ceyhan olamaz. Cevabımız Denizli diyebiliriz. Burası zaten olamaz. Çarpı 3 artı 1 çarpı 3 artı 1 çarpı 3 şeklinde gitmiş. Çarpı 3 eksi 1 çarpı 3 eksi 1 çarpı 3 şeklinde gitmiş. Bakın artı 1 eksi 1 çarpı 3 çarpı 3 çarpılar aynıymış. Birinci işlemler sayılar da aynıymış. Buradaki sayılar aynı ama işlemler farklı. Çarpı 2 artı 2 çarpı 2 artı 2 çarpı 2 şeklinde gitmiş. Burada nasıl olması gerekiyor? Çarpı 2 olması gerekiyor. Aynı demiştik. Ama buradaki farkta eksi 2 olması gerekiyor. Çarpı 2, çarpı 2 olmuş, çarpı 2 olmuş. Burada 3 ile çarpmış, 12 bulmuş. Burada 2 ile çarpmış ve 2 ile çarpmış. İkincisinin eksi 2 olması gerekiyor. Burada bir daha 2 ile çarptığı için olamaz. Burada 3 eklediği için olamaz. Burada artı 2 demiş, olamaz. Cevabımız Edirne. Eksi 2 çarpı 3 eksi 2 çarpı 3 eksi 2 şeklinde gitmiş. Eksi 2 çarpı 3 devamını yazmamıza gerek yok. Çarpı 3 eksi 2 çarpı 3 eksi 2 çarpı 3 şeklinde gitmiş. Buraya geçelim. Şimdi şuradaki işlem bir geriye kaymış. Buradaki buraya gelmiş. Buradaki buraya gelmiş diyebiliriz. Ne yapmışız burada? 2'yi de çarpmışız. 7 eklemişiz. 2'yi de çarpmışız. 7 eklemişiz. O zaman ilk başta ne yapmamız gerekiyor? 7 eklememiz gerekiyor. Buradaki işlemi buraya getirmemiz için. Sonra 2 ile çarpmamız gerekiyor. Birinciden ikinciye geçerken 7 ile çarpmış olamaz. 7 ne yapmamız gerekiyordu? Eklememiz gerekiyordu. Burada 6 eklemişiz. Burada 7 eklemişiz olabilir. Burada 1 eklemişiz. Burada da 1 eklemişiz. Cevabımız Ceyhan. Her seferinde 2 ile çarpmış, 2 ile çarpmış, 2 ile çarpmış. Buradan aynı şekilde 2 ile 2 ile ve 2 ile çarpmış. 3 ile çarpmış, 3 ile çarpmış, 3 ile çarpmış. Buradan buraya geçerken 3, 3 ve 3 olması gerekiyor şu ikisi ayrı olduğu için. 3 ile çarpmışız, 3 ile çarpmışız ve 3 ile çarpmışız. Cevabımız Bursa. Birer birer artmış. Şuradan bir çizgi çekelim. Üçer üçer artmış burada da. Beşer beşer azalmış. Bakın artı 1 artı 3 2 fazlası kadar. Burada eksi 5 burada da 2 fazlası kadar azaltacağız. Ve eksi 7 olması gerektiğini göreceğiz. Her seferinde 7 çıkardığımız sık Denizli eksi 7 eksi 7 eksi 7 eksi 7. Tek tek yazalım. Buradan buraya geçerken 10 eklemişiz. 8 çıkarmışız. Sonra 6 eklemişiz. En sonda 4 çıkarmışız. Buradan buraya geçerken ne yapmışız? 4 eklemişiz. Sonra 6 çıkarmışız. 8 eklemişiz. Ve en sonda 10 çıkarmışız. Bakın işlemler tam tersi. Tam olarak şuradan simetrisini almış diyebiliriz. Buradaki 6 buraya, buradaki 8 buraya. Aynı şekilde şu ikisinin de yerini değiştirmişiz. Yerini ve işaretini değiştirmişiz. Hem yerini değiştiriyormuşuz hem işaretini. Buradan buraya geçerken artı 20 olmuş. Artı 20 eksi 18. Artı 16 eksi 14. Bakın şuradaki eksi 14, şuradaki eksi 4 olarak düşünebiliriz. Oradaki eksi 14'ü.
Buradaki eksi 4 ta başa gelmiş, artı olarak gelmiş. O zaman bizim de aynı şeyi yapmamız gerekiyor. Artı 14 yapmamız gerekiyor. Burada 4 çıkarılmış, 14 çıkarılmış. Burada 20 eklenmiş. Burada 20 çıkarılmış. Burada da 30 çıkarılmış. Bu 14 eklenmiş. Teker Adana, cevabımız Adana. Eklenen sayılara bakalım. Artı 2, artı 4, artı 8, artı 16. Bakın 2 kat kadar eklenmiş. 2 kat kadar, 2 kat kadar eklenmiş. Artı 4, artı 8, artı 16, artı 32. Burada da 2 kat kadar eklenmiş. Ve ilk baştaki sayı şöyle diyebiliriz ya. Sayılar şuraya yer değiştirmiş işte. Buradan buraya geçerken artı 11 diyebiliriz. Artı 2 kat olması gerekiyor. 22 artı 44 artı 88. İki fazlasına bakalım bakalım. Şıklara baktığımızda iki fazlası hiçbir şekilde olmadığı için hep başka kurala uymuş diyebiliriz. Ama sayıların aynı olması gerekiyor. Mesela burada artı 4 iken buradakinin artı 8 olması gerekiyor ki doğru gidiyoruz. Sonrakisinin artı 16, sonrakisinin de artı 32 olması gerekiyor. Hepsi doğru olduğu için de cevabımız Adana diyebiliriz. Ama devam edelim bakalım, başka bir şey görebiliyor muyuz? Bursa'ya bakalım. Artı 5, artı 10 olması gerekiyordu. Bursa olamaz. Ceyhan'a bakalım. Artı 4, artı 8, artı 16, artı 32 olması gerekiyor. Bakın burası da işiyor. Burayı da görebiliriz. Artı 4, artı 8, artı 16, artı 32. Bir alt kısma bakalım şimdi. Artı 3, 3'ün 2 katı kaç olur? 6 olur tabii ki de. Artı 6, artı 12, artı 24 olması gerekiyor ki bu da sağlıyor. Artı 7, artı 14, artı 32, artı 60 kaç olur? 4 olur. Pardon, buradan 28 olur. Artı 28, artı 56 olur. Bu da sağlıyormuş. Arkadaşlar bu kurala göre uymadı. Başka bir kural yapmaya çalışalım. Hepsi olduğu için, 4 tane şık birbirine uyduğu için başka bir kural deneyelim. Şimdi buradan buraya geçerken ne diyebiliriz? Çarpı 2, çarpı 2, çarpı 2 ve çarpı 2 diyebiliriz. Alt tarafa geçelim. Çarpı 2 artı 2, çarpı 2 artı 2, çarpı 2 artı 2 ve en son da çarpı 2 artı 2 şeklinde gitmiş. Buraya bakalım. Çarpı 2 artı 4 diyebiliriz. Çarpı 2 artı 4 diyebiliriz. Evet, güzel. Devam ettiğimizde çarpı 2 artı 4 diyebiliriz. Bir daha çarpı 2 artı 4. Alt tarafa geçtiğimizde bakın 2 fazlası kadar eklemiş oluyoruz. 2 ile çarpıp 6 eklememiz gerekiyormuş. Artı 6 çarpı 2 artı 6. Bunu sağlayan şık Edine. Çarpı 2 2 artı 6 8. Çarpı 2 16 artı 6 22. Çarpı 2 44 artı 6 50. Aynı şekilde çarpı 2 100 artı 6 106. Cevabımız Edirne. Eksi 4 artı 6 eksi 4 artı 6. Artı 4 eksi 6 artı 4 eksi 6. Bir tanesini yazalım, eksi 4 artı 6 olarak gitmiş. Burası artı 4 eksi 6 olarak gitmiş. Sayılar aynı, işlemler tam tersi. Buradan buraya geçerken 7 çıkarmışız. O zaman buradan buraya geçerken 7 eklememiz gerekiyor. Buradan buraya geçerken 4 eklemişiz. Buradan buraya geçerken 4 çıkarmamız gerekiyor. Bakın 7 çıkarmışız, 4 eklemişiz diyebilir miyiz? Hayır diyemiyormuşuz. Şuradaki sayı 2 olduğu için artı 2 artı 2. Alt tarafa geçelim şimdi. 7 eklemişiz. Evet doğru. Burada 3 çıkarmışız. Bursa olamaz dedik. Burada 7 eklemişiz. Alt taraf 7 eklemişiz. Burada da 2 eklemişiz. Orası da olamaz. Devam edelim şimdi. İşlemler tam tersiydi. Oraya dikkat edelim. Şurası eksi olur. 2 çıkarmışız. Buradan 2 çıkarmışız. 2 çıkarmışız. 2 çıkarmışız. Evet. Sonrasında bir daha 7'ye gelmemiz gerekiyor. 7 eklememiz gerekiyor. 7 eklemişiz, 7 eklemişiz. Pardon, burada 6 eklemişiz. Burada da 7 eklemişiz. Evet olabilir.
2 çıkarmamız gerekiyor. 2 çıkarmamız gerekiyor. 1 çıkarmışız, olamaz. Cevabımız alana. Nasıl gitmiş? Eksi 3 artı 1 diyerekten gitmiş. Eksi 3 artı 1. Alt tarafa bakalım bir. Artı 3 eksi 1 artı 3 şeklinde gitmiş. Bakın, sayılar aynı, işlemler farklı. Artı 5 eksi 5 olması gerekiyor o zaman. Buradan buraya geçerken 2 çıkarmışız. Buradan buraya geçerken de 2 eklememiz gerekiyormuş. Eksi 5 artı 2 eksi 5 artı 2 şeklinde gitmesi gerekiyor. Buradan artı 2 olmuş. Olamaz dedik. Adana olamaz. Devam edelim şimdi. Eksi 5, evet güzel. Artı 2 olması gerekiyordu ama eksi 2 olmuş. Olamaz. Eksi 5 artı 2 eksi 1 olmuş. Eksi 5 olması gerekiyordu. Burada direkt 5 eklemiş. Burası da olamaz. Cevabımız Edirne diyebiliriz. Eksi 5 artı 2 eksi 5 artı 2. En son 12. soruya bakalım. Artı 7. Eksi 1 artı 7 eksi 1 artı 7 falan diye gitmiş zaten şundan sonrası tekrar. Buraya bakalım şimdi. Eksi 7 artı 1 denmiş üst olduğu gibi. Sayılar aynı, işlemler farklı. Eksi 4 artı 2 nasıl olması gerekiyor? Artı 4 eksi 2 olması gerekiyor. Burada 2 çıkar, 4 çıkarmış olmaz. Burada 2 eklemiş olmaz. Burada 12 çıkarmış olmaz. En son 4 ekleyen hangisi? Burada da zaten baya bir fark var. O 23 çıkarmış. Baktığımızda 4 eklemiş, 2 çıkarmış. Bizim istediğimiz gibi tam olarak. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.